Mülakat olayı başlı başına tabii ki bir haksızlık olayı oluyor. Bir şekilde birilerine bir şekilde çıkarlar sağlanabiliyor. Yani bunun kamerayla izlenmesi vesaire gibi değil. Mülakatın varlığı başlı başına zaten bir adaletsiz bir ortam oluşturması için yeterli oluyor. Bu söz verildi tabii ki bu seçimden önce bir seçim vaadi olarak, hatta önemli bir seçim vaadi olarak halka yansıtıldı. Mülakatlar kaldırılacak dendi. Ama şu an gelinen süreçte bu söz unutuldu ve mülakatlar tekrar konu. Sadece tepki oluşmasın anlamında işte kamerayla izlenecek vesaire olacak gibi. Yani bu bir art niyet olduktan sonra bunu her şekilde yaparsınız. Yani mülakatın varlığı zaten bir art niyet göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sadece işin makyajı olarak değerlendiriyoruz biz. Mülakatın var olduğu yerde haksızlık her zaman olacaktır çünkü. Bu ÇEDEŞ prosesiyle ilgili olarak tabii biz bu tip protokol ve şeylere karşıyız. Yani okulun eğitim müfredatı bellidir. Okulda eğitimi kim vereceği bellidir. Öğretmen zaten bunun için vardır. Pedagoji formasyonu olan insanlar bu eğitimleri verebilir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı maalesef çeşitli böyle cemaat yapılanmalarıyla böyle bir takım protokoller gerçekleştirerek, tabii işi de makyajlayarak, işte diyanetmiş gibi göstererek vesaire, bu tip protokollerle okullara bir şekilde girmeye çalışıyorlar. Bunlar bu ülkemizin tarihinde, bu geçmişte çok bazı tarikat ve cemaatler, bunlar geçmişte çok yaşandı. Bunun zararını da Türkiye bizzat gördü. Bunu bizzat şu an mevcut iktidar ve tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun zararını gördü geçmişte. Ama dönüp dolaşıp farklı isimler, farklı yapılar adı altında bunlar bir şekilde okullara yine bir şekilde sızmaya çalışıyorlar. Cemaat yurtlarını kapatamıyorsunuz. Devletten istediğimiz çocuklara yurt imkanlarının sağlanması hala yapılmış değil. Yine bir şekilde eğitimin içine bu yapılar girmeye çalışıyorlar. Bunu çeşitli şekillerde, yok işte çevre projesi bilmem ne gibi süsleyerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz buna tabii karşıyız. Bunu doğru bulmuyoruz. Bununla ilgili genel merkezimiz, Eğitim İşin Genel Merkezi bakanlığa görüş yazısı sundu. Bakanlıktan gelen cevap, işte biz öyle bir uygulama yapmıyoruz. İşte okullarda herhangi bir kimseyi görevlendirmedik şeklinde bir cevapla karşılaştık. Ama biz biliyoruz ki bu tamamıyla bir nabız ölçme. Bu tip projeleri karşımıza koyuyorlar. Ondan sonra halkın tepkisini ölçüyorlar. İşte sendikaların tepkisini ölçüyorlar. Ses çıkmazsa yollarına devam ediyorlar. İşte biz ses çıkardığımız zaman da böyle yokmuş gibi davranıyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki bunu bir şekilde arkadan dolanmaya çalışıp bunu okullara bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar.